Trezege bitti bitiyor bittibitiyor.com başlığı atılmış. Aston Villa'yı ikna eden Trabzonspor bugün de oyuncunun menajeriyle görüşüp yıllık 2.2 milyon euroya iş bitirecek. Makemenin ayrılığı sonrası kanat takviyesini bir an önce bitirmek isteyen Trabzonspor bir süredir gündemde olan Trezege ile bu sıkıntıyı çözmek üzere oyuncunun kulübü Aston Villa'yı 3,5 milyon euroya ikna eden Bordo Mavili kulüp artık 27 yaşındaki Mısırlı futbolcuyla en sıkışma aşamasına geçti. Bu doğrultuda son adım bugün atılacak. Oyuncunun menajeri bu sabaha karşı İstanbul'a geldi. Görüşme gün içerisinde gerçekleştirilecek. Taraflar masada son pazarlıklarını yapacak. Trezeguet'in Aston Villa'dan kazandığı 2 milyon 200 bin euroluk ücret Trabzonspor tarafından da bonuslar içeren şekilde önerilecek. Gelen haberlere göre görüşmeden anlaşma çıkma ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu ifade edilmiş. Bir hayli Çenko diye bir futbolcu vardı, o geldi aklıma. Ukraynalı. Peki Trezeguet'le ilgili şahane bir çocuktu. Yorumunuz ne? Şimdi Trezeguet orada 2.2 kazanıyor. Evet. Fakat onun %40-50'ye yakın vergisi var. Aslında Trabzonspor'da 1,5 milyon daha olsa orada kazandığından çok kazanacak. Onu da hatırlatalım. Asıl şunu söylemek lazım. Bana göre Trabzonspor sol beke bir çözüm bularak son yıllardaki kronik bir hastalığından kurtulmuş oldu. İnşallah Trabzonspor taraftarı da iyi ki varsın Eren sözünün içini dolduracak Eren'le. Eren'le yakışıyor Trabzonspor'a. O transfer daha önemli bir transferdi. Trezeguet olursa hoca da istiyorsa, ki istediği belli yönetimin görüşmelerinden bunu anlıyoruz. Yönetim Trabzon futbol ekonomisinin gerektirdiği aklı da masaya yatırarak Trezeguet'i takıma kazandırırsa hoca çok mutlu olacak. Taraftar da Vakame gibi özel bir adam gitti ama yerine Trezeguet gibi Premier Lig görmüş bir oyuncu geldi, tesellisini sahadaki sonuçlarla da buluşturabilirse mutlu olacaktır. Yani futbolda şey yok. Ali Kemal gitti Trabzonspor'dan, 3 maç sonra unutuldu. Yani ondan daha büyük bir efsanesi yoktu Trabzonspor'un. Bizim nesili bilir. Vakame de Trezeguet'in performansıyla kazandırılırsa takıma onu unutturacaktır. Öyle bir oyuncu. Yeteneği var yani. Arkaya da sol bek sorununu da Trabzonspor çözdü. Şimdi Trabzonspor'un bir sağ stoper ihtiyacı var. Hüseyin her ne kadar 50 olsa da daha deneyimli. Hüseyin'e de bir şeyler katacak. Bir sağ stoper takıma katmak zorunda. Belki Erce sonrası bir kaleci ihtimali var. Yine foto maçta gördük İrfan Can Eğribayat diye. İrfan Can Eğribayat çok gerçekçi gelmiyor bana, onu söyleyeyim. Nedeni de şu, Göztepe'yi şu anda Rasmussen diye bir adam aldı. Hı-hı. Danimarkalı bir adam. Bu Premier Lig'de de hem Brentford'da hem Southampton'da hisseleri olan bir adam. İrfan Can çok iyi bir adamsa zaten oraya getirir, satar onu. Niye Türkiye'de bir yere yollasın ki? Kendi oyuncusunu kendisi değerlendirir, değere dönüştürür yani. O yüzden İrfan Can Eğribayat'ın doğru bir isim olduğunu düşünmüyorum. Menajer dayatmalarıdır. Bunun dışında Trabzonspor'un sağ bekteki transferinin takıma beklenenden çok katkı yapmasını bekliyorum ben. Öyle ki belli bir olgunluğa gelen, zaman zaman yoğun maç temposundan yorgunluklar geçiren Visca'yı bile rahatlatacak bir hamledir bu. Nasıl derseniz, o da şu. Larsen sağ bekte hem üçlü oyunda hem dörtlüde oynayacak bir adam. Ve öyle bir ihtimal olduğunda iyileşip dönecek bir Bruno Peres var. Bruno Peres sağ açıkta da çok başarılı işler yapabilen bir adam. Ya Bruno Peres'i de önde değerlendirme şansı olacak Trabzonspor'un. Aslında bir de sağ açık kazanmış oluyor. O anlamda Larsen transferinin çok isabetli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Tabii ki maliyet ve sağ içi performansları bu sözleri daha kolay etmemizi ya da dediklerimizi yutmamızın da nedeni olabilir. Onu sahaya çıktığında göreceğiz oyuncunun. Bunun dışında Trabzonspor orta sahada bir delici, dribling yapabilen oyuncu arayışı yine de var. Bana göre gereksiz. Hani belki Bakasetas'ın satılma ihtimalinden doğuyor bu. Sonuçta serbest kalma maddesi var. Ben Bakasetas'ın en iyi Trabzonsporlu'dan daha iyi Trabzonsporlu olduğunu düşünüyorum şahsen. Şehirle, Bakasetas ve Siobis'in şehirle kurduğu bağ, aidiyet çok böyle parayla, pulla, başarıyla, yani sahiçi başarılarla kurulabilecek bir aidiyet değil. O yüzden o iş, Bakasetas'ın özellikle takımda kalmasını, Trabzonspor'un en isabetli kararlarından biri olmasını düşünüyorum olacağını. Ama buna rağmen 12 milyon euroyu buldu mu gider. İşte Trabzonspor yönetimi de o ihtimalle karşılık
bir driplik yapabilen, şut, gol, asist yeteneği olan bir orta saha arayışını sürdürüyor. Ya bu her zaman olabilir. Yeni sezonda Trabzonspor'un ana hedefinin, onu da söyleyeyim de içimde kalmasın, Türkiye Ligi şampiyonluğu elbette önemlidir. Ve fakat Trabzon futbolunun geleceğinin ben Avrupa olduğunu düşünüyorum. Endüstrileşen futboldan 300 kilo fındık, 500 kilo çaydan başka ve maaşlardan başka bir geliri olmayan Trabzon için futbolun çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Endüstrileşen futbolun ve bunun yolunun da, bunun pazarının da Avrupa olduğunu düşünüyorum. Sen fındık üretiyorsun. Fındığa en çok parayı kim veriyor? Almanlar veriyor. Niye? Kalitenin farkındalar. Sen oyuncunu da o şekilde pazarlayabilirsen yine oyuncuna da en büyük parayı Almanlar, İtalyanlar, Fransızlar verecek. Trabzon'un insan malzemesi var ve o malzemeyi pazarlama yerinde senin Türkiye Ligi değil, Avrupa Ligi. Trabzonspor bu sene Şampiyonlar Ligi'nde velev ki kötü bir kura çekti, kötü oyun oldu, elendi Şampiyonlar Ligi'ne, kalamadı. Avrupa Ligi'nde devam edecek. Avrupa Ligi, sonra Konferans Ligi falan. Yani Avrupa'da en az 10-15 maçı var Trabzonspor'un. Hı hı. Trabzonspor'un ve Abdullah Hoca'nın bütün motivasyonunun, yani motivasyonunun %51'ini Avrupa'ya taşımasını umuyorum ve bekliyorum. Çünkü Trabzon'un başka türlü bu mücadelenin içinde yarışmacı olarak kalma ihtimali yok. Yani bu ekonomik zorluklarda Trabzonspor insan malzemesini çok doğru bir biçimde kullanıp Avrupa piyasasında sunmak zorunda. Bunun yolu da ne güzel işte. Benim için Trabzonspor her sene Avrupa arenasına açılma şansı yakalasın, benim için başarı odur. 50 binlik Villarreal'in iki şampiyonluk yaşadığı bir arenada, 1 milyonluk, Trabzon'da 1 milyon yaşıyor da insanlar çok bilmezler. Trabzon 1000 yıldır deniz yoluyla göç verdiği için aslında Türkiye'deki en kalabalık nüfus Trabzonlulardır. Çünkü sürekli göç veriyor. Trabzonlulardan söylerken Fatih İstanbul'u fethettiğinde belli bir mahalleyi Balat'a geldi, yerleştirdi. Balat'ta da yüzlerce, binlerce Trabzonlu ve Trabzonsporlu vardır. Trabzon büyük bir camiadır ama Trabzon kendi değerini o elmasın üzerinde yaşayan fakat elması değerlendirmeyi bilmeyen, elması kömür maliyetine, kömür değerine satmaya çalışan bir kendinden habersiz gibi görüyorum ben. Bu kendinden habersizliğin sıfırlanmasının ve şehrin kendi değerleriyle buluşup o değerleri dünyayla buluşturmasının yolu da Avrupa arenasıdır. Transfer dönemine dair bir değerlendirme yaptı Selahattin Kınalı. Vakeme'nin gidişinin ardından Trezeguet oradaki doğru isim olur mu? Sonrasında Santfor bölgesine de Umut Bozok ve Antalya Spor'da oynadığında performansıyla beğeni toplayan Hacı Bırak yine listede olan isimler, Savaş Çorlu. Şimdi Trezeguet tabii ki doğru isim olur. Yerli olarak da Umut Bozok da doğru isim olur. Bu iki isimde de çok net... Bir şey söyleyeyim devam. Umut Bozok nereli diye soruyorlar. Çok ayıp. Soyadından belli değil mi? Nereli? Bozok Yozgat'ın eski ismidir. Osmanlı'dan Bozok diye. Salih Bozok soyadını oradan tabii sonra almıştır. Fransa ya yani Bozok ailesi. Yozgatlı yani. Umut Yozgat'tan Bozok Yozgatlı. Yozgat'tan geçmiş, geç etmiş ya da işte tabii. O zaman Gurbetçi ailesi sonuçta. Gurbetçi çok ailesi. Da güzel bir altyapısı var. Çok düzgün karakterli bir oyuncu olduğunu duyuyorum. Fakat hem Trezeguet hem Umut Bulut. Menajerler konusunda sıkıntı çıkmasa Umut bu transfer, Umut Bozok, bu transferler olur. Umut'a da sevgiler. Selam olsun. O da yaşına rağmen oynadı. Tabii. Bu sene evet, de oynayacak mı? Herhalde oynayacak gibi. Bıraktığına dair bir şey duymadık çünkü. O da rekora doğru gidiyor yaş olarak Burak'la beraber. Umut Bozok, Trezeguet Bakayem'in yerini doldurur. Yani tabii ki baktığın zaman Bakayem'e keşke kalsaydı da efsane olarak devam etseydi. Bir Yataralar gibi o şampiyonluk postlerinde kalıp uzun yıllar hizmet edebilseydi. Belki ileriki yıllarda... Sürmeneden ilerisini istedi yani. Oftan ilerisi olsa anlaşacaktık da Sürmeneden ilerisini tapusunu isteyince... İleride bunun pişmanlığını yaşayabilir biliyor musun Selahattin abi? Bak Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'nde izleyeceği yerde ben Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ne kalabileceğini düşünüyorum. Şans, bu takviyeler devam ederse. Tabii. Biraz da şans faktörü önemli. Planlama yapıldı çünkü. Geçen sene o değildi ama bu sene o planlamanın içinde var. Nasıl geçen sene lig şampiyonluğu birinci hedef halindeyse bu sene ben Şampiyonlar Ligi'nin biraz daha önünde olduğunu düşünüyorum. Ben de öyle hissediyorum. Öyle evet. Düşünüyorum. Doğrusu tamamen benimki inisiyatif. O zaman izlerken dışarıdan ah keşke gitmeseydim diyebilir. Bir Novak örneği var, bir Sosa örneği var önünde. Yani bunları da gördü herhalde. Ama sonuçta paralarını kazandılar yani. Biraz öyle ki. Bakmak lazım. Ya şampiyon gidene güle güle diyeceksin. Şampiyon takımda herkes kalmak ister. Güzel Şampiyonlar Ligi'nde 4 senedir yer almadın. Burada Şampiyonlar Ligi'nde
%100 değil ama Şampiyonlar Ligi'nde olup belki bir gruptan çıkma durumum var. Tabii. Ya böyle bir ortam bazı şeylerden dolayı bırakılmazdı. Küçük böyle maddiyatla kaçınılmazdı. Tekniğe binmeyecekti. Trezeguet teknik olarak, evet belki Vakayme kadar güçlü değil ama teknik olarak bu takımda çok iş yapabilir. Ya Premier Lig'e çağrılma onuruna ulaşmış bir oyuncu. Süper Ligi biliyor. Süper Ligi biliyor. Çok sayıda arkadaşı var. Tabii tabii. Dolayısıyla milli takımda oynuyor. Yani milli takımda oynuyor. Baktığın zaman Mustafa Mehmet'le dostluğu var. Salah'la. Salah'la beraber. Yani iyi bir jenerasyonun içinde oynuyor. Evet. Trabzonspor'da ben Vakayme'nin eğer olursa transfer, şu menajerler bir an önce bir teke düşerse böyle. 817 tane koldan, menajeri var. Her koldan menajer çıkıyor. O yüzden bir menajerler bir rahat bırakırlarsa Sayın Ahmet Başkan Ahmet Ağalı yemez o ayakları. Evet. Ertuğrul Doğan da yemez. Bu uygun maliyette Ahmet gelirse. Ahmet Başkanlar hep böyle olacak. Mi oluyor mesela? Orada diğer tarafta Beşiktaş'ta da mesela aynısını konuşmuştuk. Umut Bozok konusunda da aynı şekilde transfer olayı var. Mesela Umut Bulut da gidiyor Fransa'ya kadar. Henüz Umut Bulut'ta görüşme yapılmadı. Kulübüyle görüşüyor ama Umut Bozok hani daha Trabzon adına bir görüşme yapılmadı. Ben tekrar söylüyorum bunu. Umut Bozok'la çok net bir şey söylüyorum. Trabzonspor ve Adana Demirspor dışında resmi teklif yapan yok. Lorient'e kendisine, Lorient'e de kendisine de. Hmm. Galatasaray'la çok geçiyor. Hiç daha resmi evet. teklif yok. Hiç. Ama Galatasaray anlaşılabilir. Galatasaray'da şey yönetim kurulu vardı. Evet. Yarından sonra belki olabilir. Zaten onu bekliyor. Galatasaray'da 11 görür mü sence? Mustafa Mehmet öncelikle yerli olduğu için beraber oynayabilirler belki. Ben evet. Trabzon'da da mesela 11 zor o mu? Birlikte için. Oynayabilirler. Ama orada çok... da Cornelius'un gitme ihtimali üzerinde duruluyoruz. Hayri Beşer'in o bir teması var. 20 milyon euroları 18 milyon euro görürse hemen... 20 milyon pound verirlerse Ahmet Ağoğlu sırtına koyar. Yorulduğu yerlerde de Ertuğrul Doğan destek olur. Getirip kapısına bırakırlar bir Selam olsun başkana da Ertuğrul Doğan. Peki.